Güzel manken Elif Ece Uzun'un evine hırsız girdi. Kocasıyla göz göze gelen hırsız evden hiçbir eşya çalamadan kaçtı. Ancak evde sadece belirli eşyaları kurcalaması, ünlü çiftin bir dolandırıcılık çetesinden şüphelenmesine neden oldu. Eve girince iç kapının dışında bir kapımız daha var. Oranın açık olduğunu görüyor ve bir hışımla yukarı çıkıyor. İçeride bir adam görüyor. Ünlü mankenin evine hırsız girdi. Kocası o hırsızla göz göze geldi. Düğünde takı takıldı. Hani yeni evli olduğumuzu bilen biri olabilir diye düşündüm ama sonrasında aklıma bir şey takıldı. Elif Ece Uzun ve kocası tedirgin. Çünkü onlar bunun basit bir hırsızlık işi olmadığından şüpheleniyorlar. Bayağı bir sıkıntı yaşadım. Haberler geliyor. İşte girme. Onlar seni kendileri bir yolunu bulup hapse attırırlar. Bir sürü tehdit alıyorum ve diyorum ki ne olur ki en fazla hani en fazla beni vurabilirler, öldürebilirler. Elif Ece Uzun 2 gün önce defileden çıktı ve evine geldi. O arabadaki eşyalarını toplarken eşi de eve girdi ve ikinci kata çıktığında hırsızla göz göze geldi. Burun buruna gelip tam üzerine saldıracakken adam ikinci katın balkonundan bayağı da yüksek atlıyor ve kaçıyor. O hırsız kayıplara karıştı. Ancak evde sadece belirli eşyaları karıştırmıştı. İşte bu detay bir yıldır tehdit edilen ünlü mankenin şüphelerini arttırdı. Bir yatırım yapmak istedim. 150 bin TL'ye Bursa'dan bir daire aldım. Sonra o daireyi başkasına kiralamak istedi. Kapıdaki yazıyı görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu binayı yapanlar dolandırıcı yazıyor. İçeri giriş yok, kilitler vurulmuş. Bayağı bildiğiniz beni dolandırmışlar. Satın aldığı o dairenin ipotekli olduğunu öğrendi. Ben Süleyman Cimer'e bir mektup yazdım, Süleyman Soylu'ya ithafen. Bir anda Bursa'ya savcılar atandı, kocaman bir operasyonla 20 kişi içeri alındı. Elif Hanım bir yıl önce Bursa'daki bir dolandırıcılık çetesinin çökertilmesine vesile oldu. Evine giren hırsızın hiçbir eşya çalmamasıysa acaba bu bir gözdağı mıydı sorusunu aklına getirdi. Şikayetimizi geri alalım diye muhtemelen böyle bir şey olmuş olabilir. İnsanlar korkuyorlar. Ya benden başka çıkıp da ortada duran kimse yoktu ve kaybettikleri paralar milyon dolarlar yani. Ünlü manken hırsızlık olayının Ocak'taki mahkeme öncesi bir uyarı olduğunu düşünüyor. Adalet topaldır, geç gelir ama eninde sonunda gelir diye bir laf var ya, çok doğru. Bir şey hakkınızsa zaten kimse onu sizden alamaz.